Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu: en kolay yolla nasıl çili begonya çoğaltırız? Onun çekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim, nasıl çoğaltırız? Ona geçmeden önce çili begonyamın üzerinde olan çiçekleri göstermek istiyorum öncelikle. Bakın arkadaşlar, her yerinde çiçek var. Hatırlarsanız kış aylarında ben buna bakım yapmıştım. Ondan sonra bu hale aldı bakımdan sonra arkadaşlar. Hem solucan gübresi bakımı yapmıştım, hem de doğal kürler yapmıştım. O videoma göz atarsanız nasıl bir işlem yaptığımı görürsünüz arkadaşlar. O işlemden sonra bu hale aldı. Ben baya bir uzaklaşayım, boyunu öyle görün. Yani şöyle diyebilirim, boyu 1,5 metreyi aştı bu çiçeğimin. Hem dallanıp budaklandı, hem de bol çiçek geliyor şu an. Her yerinde çiçek var. Bakın, küçük küçük tomurcuklar. Burada bir tanesi açtı ve solmak üzere arka tarafta kaldı. Ancak böyle gösterebiliyorum. Şimdi gelelim, bu çiçeğimizi nasıl çoğaltırız en kolay yolla? Arkadaşlar, bu çiçeğimizi çoğaltmanın en kolay yolu, dal varsa, bakın göstereyim size, şöyle sürgün varsa, bakın bu sürgün, şu dalımız sürgün, o sürgünde çoğaltabiliyoruz. Sürgün yoksa bu şekil böyle uzayıp giden dalımız var, tepe çelik alabiliyoruz. İki yöntem oldu. Bir de yaprak yöntemiyle çoğaltabiliyoruz, böyle taze yapraklarını kırarak. Suda bekleterek de oluyor, direkt toprağa ekerek de oluyor arkadaşlar. Suda bekletirsek 15-20 gün içinde kökleniyor, direkt toprağa ekersek bu 3 ay 4 ay alıyor. Yani bunu gözlemlemeniz lazım, deneyerek tecrübe sahibi olabilirsiniz. Ben bugün nasıl bir çoğaltma şekliyle geldim bu videoda. Ben bugün arkadaşlar tepe çelik alacağım, sürgünde değil, şöyle tepe çelik alacağım. Hem bu çiçeğimin daha da dallanıp budaklanmasını istiyorum. O yüzden tepe çelik alarak ekimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir makas alıp geleyim. Evet, ben makasımı aldım, geldim. Şimdi nereden keseceğim? Bakın şurada çiçek görünüyor arkadaşlar, bu çiçek. Buradan sonra sayıyorum. 1, ondan sonra şu 2 ve 3. Hemen bu üçüncünün tam şuradan kesimini yapacağım. Şimdi çekimi ben tek başıma yaptığım için videoyu kapatacağım. Buradan kesimini yapıp tekrar başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle kesersem dalım yere düşecektir, tek elle çekim yaptığım için. O yüzden kesiyorum, yani kapatıyorum ve tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kesim işlemini yaptım. Şöyle, gayet sağlıklı, çok güzel bir tepe çelik aldım. Çiçeği de var üzerinde. Bu çiçeğimizi kış ve yaz aylarında her mevsimde ekimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Henüz daha bahar aylarında olduğumuz için de bu ay da çok iyi bir ay. Ekim için doğru bir ay. Yani her ayda ekimini yapabilirsiniz. Özel bir ay yok bu çiçeğin ekimi için. Şimdi gelelim saksı ekimine arkadaşlar. Bakın kestiğim yer böyle. Şuralardan da sürgünler çıkacaktır kısa bir süre sonra. Hem şuradan hem de buradan çıkacaktır.
tepeçelik aldığımız için dallanıp budaklanacak. Evet arkadaşlar, şimdi geldik saksıya ekimine. Saksımın içerisinde ne gibi bir toprak var? Bu toprağımın içerisinde arkadaşlar böyle çay çöpleri var. Ondan sonra torf var. Hindistan torfu. Toprağı torfu var. Bahçe toprağı var. Ben şimdilik bu toprağımı böyle nemlendiriyorum. Çiçeğimi böyle ekimini yapıyorum arkadaşlar. Can suyunu da veriyorum. Ben daha önceki senede, bir sene olmak üzere 10 ay önce falan yine bir çekim yapmıştım bu çiçeğime. Orada yapraktan çoğaltım yapmıştım. Ben yapraktan çoğaltımda da arkadaşlar başarılı oldum. Ama bildiğiniz üzere bu sene her yerde hava çok soğuk gitti. Don oldu. Benim fidelerimi de don vurdu. Yani başarılı oldum. Soran arkadaşlarımız çok. Onlara da bir video çekmek isterdim ama maalesef don vurduğu için, elimde fide olmadığı için çekemiyorum arkadaşlar. Demek istediğim, yani yapraktan da çoğaltırsanız başarılı olursunuz. Ama o işlem biraz uzun sürüyor. Bu anlattığım işlemlerle ekerseniz daha başarılı olacaksınız. Daha hızlı şekilde çiçek elde edeceksiniz. Çili begonyayı. Senin çili begonya nasıl bir yerde duruyor diye soracak olursanız, benim çili begonyam sabah güneşi vuruyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, tüm gün boyunca güneş altında değil. Sabah 3-4 saat boyunca sabah güneşi alıyor. Ondan sonra şöyle gölge bir yerde, balkonumda. Bu çiçeğimde o ekim yaparken ekmiş olduğum şeyim, yani anaç begonyam. En son hali böyle maşallah. Artık çiçek değil, ağaç oldu yani. Ağaç gibi duruyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yeni ekmiş olduğum da böyle. Bu çiçek hakkında almak istediğiniz bilgileri arkadaşlar yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Her türlü size yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadar. Nasıl çoğaltılır? Ben hepsinin yöntemini anlattım. Tohumdan oluyor mu onu bilmiyorum. Öyle bir tecrübem yok. Araştırmadım. Tohumdan oluyor diye ben kalkıp da öyle bir bilgi veremem bilmediğim için. Ben kendi bildiğim yöntemleri anlattım size arkadaşlar. Böyle. Hatta şuradan direkt yaprağa toprağa ektiklerim de var. Onları da göstereyim size son olarak. Bunlar yapraktan toprağa ekilmiş olanlar. Ben direkt toprağa ektim. Eğer ki bunlarda başarılı olursam sizlerle paylaşacağım, emin olun arkadaşlar. Hatta şöyle bir tanesini çekip göstereyim. Tekrardan ekimini yapıyorum, bak. Bakın sizinle birlikte. Toprağına da böyle çiçekleri dökülmüş. Son olarak onu da söylemek istedim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben bu seferlik böyle direkt yaprağını toprağa ektim. Bakalım. Ekeli bugün ikinci günü. Bakalım kaç günde sonuç verecek arkadaşlar. Bu video ile birlikte takip ederiz artık. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.